seyirciler, Bay Avşar'ın en önemli özelliklerinden biri de gerçekten sanayiye çok önem vermiş beldelerimizden bir tanesi. Ve burada Bay Avşar'da organize sanayi bölgesi var. Burada da çok önemli yatırımlar var. Bu bölgedeki en önemli yatırımlardan bir tanesi mermer. Burada 4-5 tane mermer fabrikası şu anda faaliyette. Ama daha da önemlisi, biliyorsunuz Üzümlü ve Hulu Türkiye ve dünya silah piyasasında önde. Bayavşar'da şu anda bu yatırımları da almaya başladı. Şu anda Bayavşar'da organize sanayi bölgesine de 2-3 tane silah fabrikasının temelleri atıldı. Bu konularda başkanımızın da bilgisini alacağız. Başkanım, gerçekten bu bölge çok harika, artık sanayileşmiş bir bölge. Şimdi, ne dersiniz efendim? Ali Bey, Bayavşar tabi ulaşım yönünden sıkıntısı olmayan bir bölge. İki tane güzide ilçemizin Beyşehir ve Sedişehir'in ortasında. Ulaşım sorunu olmayan, gelişmeye namzet aday bir bölge. Şu anda mevcut organize sanayimizde 4 tane mermer fabrikası faaliyete geçmiş, çalışıyor işçileriyle beraber. 3 tane tüfek fabrikası inşaat ruhsatını aldı, kazma küreği vurdu. Ve 17 tane daha fabrika için Hulu'dan, Üzümlü'den talep eden firmalara yer verdik. Gerçekten devletimizin de bu konuda birçok teşviği var, özellikle arsa katılım paylarında. Devlet %90'ını vatandaşın adına ödüyor. Sadece vatandaşlarımız, girişimcilerimiz %10'unu ödüyor. Böyle de bir güzel imkan tanıdı. Biz müteşebbis heyeti olarak, organize sanayisi yönetim kurulu üyeleri olarak buraya yatırımcılarımızı bekliyoruz. Gerçekten biz Bayavşar Belediyesi de olarak her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Bu konuda sizlerin aracılığıyla bunu da duyurmak istiyorum. Efendim, görmüş olduğunuz gibi belde belediyelerimiz gerçekten çalıştıkları zaman, önem verdikleri zaman bölgelerde ne türlü yatırımlar yapıldığını, burada Bayavşar Belediyesi bunun en güzel örneğini veriyor. Zannediyorum Bayavşar'da şu anda işsizlik de kalmadı. Artık Bayavşarlılar da herhalde iş seçmeye başladılar diye düşünüyorum. Yani evet, özellikle önümüzdeki seneden itibaren tüfek ve mobilyayla ilgili yatırımların gerçekleşmesiyle bu sektör biraz da rahatlayacak. Gençlerimizin iş alanlarındaki farklılıkları artacak. Bu da bizler için büyük bir kazanç, bölge için büyük bir kazanç aslında. Evet. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve şu anda bu bölgede faaliyette olan mermer fabrikasındaki çalışmalardan da örnekler alıyoruz. Bakalım onlar bugünkü mermer çalışmalarıyla ilgili neler söyleyecekler. Ben Hasan Takavcı, Lütfi Takavcı Mermer Maden AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şirketimiz 1970 yılında Lütfi Takavcı tarafından bir yapı market şeklinde kurulmuş. Daha sonra 2004 yılında mermer sektörüne girme kararını aldık. Beyşehir Organize Sanayi, Bayavşar mevkisinde bulunan Beyşehir Organize Sanayi bölgesinin ilk yatırımcı firması. Yaklaşık 1000 metrekare bir alanda üretime geçti ve bu sene de tekrar 3000 metrekare bir üretim tesisini devreye alarak toplamda 35.000 metrekare arsa üzerinde üretime devam ediyoruz. Şu anda ocaklarla beraber 70 çalışanımız var. 3 tane de ocak işletiyoruz ham madde temini için. Tamamen ihracat amaçlı bir üretim yapıyoruz. İhracat hedefli. Ve şu anda 16 ülkeye, bunlar Amerika başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 16 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor firmamız. Traverten üzerine 4 veya 5 seleksiyonda çalışma yapıyoruz. Tekrar firmamızdan sonra 3 tane fabrika kuruldu. Şu anda 3 fabrika olarak hizmet veriyor organizemiz. Ama yeni yatırımcılar geliyor. Şu anda teşvikle beraber ciddi bir arsa teşviği var. Vergisel teşvikler var. 4 tane firmamız, bunlar tüfek sanayi ağırlıklı olmak üzere projelendirdiler çalışmalarını ve inşaat çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 11 firma da şu anda arsa tahsis ettirerek üretim yapma amaçlı projelendirmeye girdiler. Bayavşar'dayız. Bayavşar'da da çok güzel bir hava var. Güzel de bir gündeyiz. Görüyorsunuz şu anda burada bir çift var yanımızda. Hacı abi, hacı anne ikisiyle beraber oturduk.
bahçelerin önüne şöyle bir sohbet edeceğiz. Tabii ki Bayavşar'ın hemen girişi. Burada tek başına duran bir ev var. Karı koca burada yıllardır yaşıyorlar. Burada ömürlerini geçirmişler. Ama tabii ki eskiye dönük çok güzel de hikayeleri var, anıları var. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Duran Doğar. Duran Bey, Duran Doğar. Doğar, evet. Evet. Efendim sizi tanıyalım. Sıtıka Doğar. Sıtıka anne burada, Duran amcam burada. Evet. Duran Bey, kaçlıyız efendim? 1939 doğumluyum. 39'lusunuz. Peki evet. Siz doğma büyüme buralı mısınız? Buralıyım efendim. Burada mı yaşadınız yıllardır? Yıllardır burada. Burada yaşadınız. He. Peki ne işler yapıyoruz efendim genellikle? Amelelik yapıyorum yani. Amelelik yapıyorum yani. 20 yıl kadar yani ben üretmelerde kaldım. Bir kesere sap olamadık oralarda biliyor musun? Evet. İşte buralarda yani 14 sene taş kırdım. O zamanlar taş satılıyordu. İnşaatlar vardı. Şimdi biliyorsun işte beton çıktı, tuğla şudur budur, demir öldü. İşte onları ben yani prim olarak yatırdım. Benim kıymetsiz bir primim vardı üretmelerden. Onun üstüne bir ihtiyar emeklisi oldum. Emekli oldunuz. Yani çok güzel. Evet. Sağ ol. 97. Peki kaç yıllık evliyiz efendim? 73'ün 12. ayın 2'sinde evlendim. 40 sene oldu. 40 sene oldu. Yok 40 olmadı ya. 38-39 işte o arada. 73'ü saymazsan 83'e varınca 80'e varsa 7, 27, 12 daha 27, 28, 29, 39. Evet, i̇şte efendim saydık hesabı da yaptık aşağı yukarı 39 yıllık evliyiz. Peki bu 39 yıl içerisinde hiç kavgamız dövüşümüz oldu mu? Oldu. Tabii oldu. Anne şimdi bak zor bir soru sordum biraz düşündü ama. Oldu. Oldu değil mi? Oldu. Oldu. Bir anlat şimdi bak sana nasıl eziyet etti bir anlat bakalım. Dövdü evden kovaladı. Yiyenim, amca, bak. Yiyenim birleştirdi. Yiyenim birleştirdi. Yiyenim birleştirdi diyor Dursun amca. Doğru. Biz niye eziyet ettik annemize? Bak 39 yıldır kahır çekiyor. Valla işte yani o arada yani bir şeyler oldu herhalde yani. Tabii başkanım yani şey yaptı yani. Evet. Başkan aranızı yani, buldu sonra başkan. Aramızı buldu yani. Tabii. Tabii ki mutlaka çok güzel günleriniz de geçti bugünlere gelene Oo, kadar. Çok güzel günlerimiz de tabii geçti yani. Genelde tarlada tapanda işte güçte beraber mi çalışıyorsunuz? Beraber çalışırız. Her işi beraber yani. Her işi yani. Ha, pazara mazara bir şeyler götürdüğümüzde yani burada geçiştiriyoruz evimizde yani beraber götürüp pazarlıyoruz yani. Pazarlarda satıyoruz. Ha, müşterek ya. Bahçanın şeyini, bahçanın meyvesini. Bahçanın meyvesini işte yani. Onu götürüyoruz, satıyorsun. Satıyorsunuz. Satıyorsun, kırlardan toklu başı getiriyorsun. Evet. Aksıbirge dediğimiz o kapıların önüne süpürdüğümüz onları götürüyorsun, satıyorsun. Yani bu yaşta hala çalışmaya devam ediyoruz. Siz yine dağlardan, kırlardan, otlardan otları topluyorsunuz. Evet. Onları kurutuyorsunuz gerekiyorsa. Doğru mu efendim? Onları evet. Satıyorsunuz. Onlar satıyor. Pazara götürüp pazara götürüyor. İhtiyaçlarınızı da bu şekilde karşılıyorsunuz. Evet. Efendim tabii çok önemli. Yani hakikaten çalışmanın yaşı yok derler ya. İşte burada çok güzel bir örnek. Çalışmanın yaşı yok. Bu yaşlarda abilerimiz, annemiz, babamız bakın burada ne güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Ve çok dinçler. Hayatlarında da çok memnunlar. Tabii ki ara sıra kavgalarımız olmuş olsa da bugün çok mutluyuz. Mutlu yani bir aile. Şükür yani bugüne yani. Bugüne şükür yani. Peki şöyle bize eskilerden, Bayavşar'ın eskilerinden bir anlatsanız. Bir hacıya giden deyip şey, evi soydurdum işte yeğenim bilir. Ha gidemedik mi? Gidemedik. Gidemedik. Hacı evi niye soydurdun? Evi soydular. Hırsız geldi. Hırsız girdi. Ha bunun bileziklerini çaldılar. Eyvah siz onları hacca gitmek için hazırlıyordunuz. Tabii ki dağlarda taşlarda çalıştınız. Onları biriktirdiniz. Evet. Bir hacca gideyim arzu ettiniz. Evet. Bir Allah'ın evine yüz sürüyüm arzu ettiniz. Evet. Ama biri geldi aldı gitti. Aldı gitti. Kilidi kırdılar. Kilidi kırdılar, aldılar, aldı gittiler. Güpegündüz böyle kilidi kırmışlar. Efendim tabii ki çok yazık. Gerçekten de bakın ben şu anda hakikaten çok üzüldüm. Yani bu çok zor bir şey. Yani görüyorsunuz buradaki yapılan çalışmalar, emekler öyle büyük ki dağlardan günlerce çalışmalar yapılıyor. Elle kazılan şeyler pazarlarda satılıyor ve bir birikinti yapılıyor. Bu birikintiyle de bir hacca gidelim diye düşüncemiz oldu. Niyetlendik, doğru mu efendim? Tabii oydu, evet. Niye? Ama maalesef oydu. Maalesef yani aklıma gitti. Aklıma geldi. Perşembe günü aklıma geldi. Benim şeyimim aklıma getirdi. Depresyon geçirdim yine perşembe günü orada.
büyük geçmiş olsun. Allah'ım size inşallah tekrar hacca gitmeniz için yardımcı olur. İnşallah Rabbime güveniyoruz. Rabbim sizi inşallah oralara çağıracaktır. Tabii ki ben ilginçtir. Burada iki tane de araç görüyorum. Bakın siz burada iki kişisiniz ama burada iki tane araç var. Kırın başındasınız. Bu araçlar sizin mi efendim? Bizim efendim. Alma dedim. alma dedim. Alma dedim. Daha şey aklıma geldi. Torum yok, çocuğum yok. Alma dedim. Şimdi ama burada iki araç var anneciğim. Bu kimin, bu kimin? Bu bunu. Şunu bana verdiydin. Bunu şey sat derin öyle. Siz araba sürüyor musunuz? Yapamaz. Yapamaz. Süremez. Araba süremiyorsunuz. Madem. Peki niye iki tane araba var? Gömül. Ha gönül araba istiyor. Gömül. Bu kapının önünde dursun gömül diye aldınız. Ha tabii. Zuhur ettiğinde yani bir şoför buluyoruz yani. Evet. Çağırıyoruz. Yani gideceğimiz yere gidiyoruz yani. Ha. Şimdi şöyle tabii ki bir araba ihtiyaç olabilir de. Neden iki tane araba? Vallahi aslında yani şu dışarıdakini satıp yani içerideki kalacaktı yani o niyetle almıştık şey yani. Şey mi annem acaba bana da bir araba mı al dedi? Yok, o alma dedi. Yok yok buna kalsa ikisini de alma ben diyor yani. İkisini de alma dedi. Çorumuz çocuğum yok dedim. Alma dedim. Bunun öğeye kardeşleri var. Benim ana baba bir. Düşman oldular. Niye ki acaba? Bize kalacak diyorlar. Bize kalacak. Ha, bak çok mal da başa sıkıntı verir. En iyisi sen bir tanesini hemen sat. Yani şu Toros'u satacağım yani. Toros'u satacağım. Efendim ben inceledim biraz evvel geldiğimde araçları da. Tabii ki araçlar yıllardır hiç binilmediği için de kazası belası olmayan çok da gıcır gıcır araçlar. Evet modelleri biraz geçmiş ama gerçekten de çok temiz araçlar. Bakın böyle araçlara böyle güzel düşünceleri olan almak isteyenler olursa Bayavşar'da amcamın araçları temiz. Satabiliriz doğru mu efendim? Satarız. Bunu düvene koşmuş. Babası mı düvene koşmuş? Babası. Eskiden yani düvene koşmuş. Düvene koşmuş. Tabii, nasıl oldu sizi babanız? Valla o zamanlar biliyoruz işte kanıyla bir sap getiriyorduk. Yani kaba kuşluk saat 10 sıralarıydı filan yani baya. İkinci gidiyorduk. Bizim bir Tuzluca mezarlığı var biliyor evet, musun? Evet. O zamanlar tabi biliyorsun yani Temmuz, Ağustos veya da Eylül ayları sıcak. Oğla bir abi dersin bir köpek yavrusu görmüş biliyor musun? Ulan yani babam da köpek yavrularını yani abi dersin çok severdi. O hasta mıdır, aş mıdır yani biliyor musun? Gölgede yatıyormuşsunuz, gölge gitmiş varmış, kalkamamış yani biliyor musun? Cazibini çekmiş biliyor musun? Evet. Beni de yatırdırdı yani böyle yığının başına varınca da. Duran dedi, buyur baba dedim, şöyle oturumuma geldim. Görüyor musunuz dedi. Bir baktım bir köpek yavrusu yani, kaba köpek yavrusu yani biliyor musun? 3-4 aylık falan ama kaburgaları sayılıyor. Üçgen şeklinde karnı yalnız canlı şey diyor. Ulan dedim ne yapayım. Şey, benim de şartel atıverdi yani. Ben dedi seni dedi bunu kadar sevmiyorum. Aa baban size böyle bir örnek verdi. Ulan ben de yani demiş bulundum. Ulan baba dedim ben de seni sevmiyorum böyle dedim. Ama kanun önderesini vuracak diye biliyor musun? Korkuyorsun da. Korkuyorsun tabi falan. Vurmadı bereket versin yani. Devam etti yani. Tuzluca mezarını geçtikten sonra ben yine yattım yani biliyor musun? İşte maziler çok yani biliyor musun yani? O düğene koşmalar yani. Öküzün birini getirdi sula gel dedi biliyor musun? Evet. Sulamaya gittim yani suyu içmiş. Yukarı bağ bekçisi vardı. Karşısında da fasulye tarlası varmış. Öküz ne olacak? Ben de beride çocuklar vardı yani. Remzi Çolak deriz hayatta sağ biliyor ama yukarı çeşmenin suyu böyle akıyor. Orada oynasıyorlar. Yani işte onlara bakaraktan yani öküz içer fasulyenin hal yerini yer. O arada da bekçi dekkeliveri bizim Mehmet Yapsın. Evet bak sen. Öküzü çıkarıp gelir. Babam da merkebe koştuydu düğene biliyor musun? Yani böyle öküz yoruldu diye işte su içer. Alıp gider. Köyün üstünde yani hiç ev yok yani biliyor musun? Babam yani düğen sürerek bir baktı. Mehmet nereye götürün öküzü? Hana. Hadi. Eşek bir kola düğen sürer mi? Yani. Tabi. Öyle kafası çarteli atıverdi vallahi billahi bak. Beni kulağımdan tuttu öyle eşeğe saldı. Biliyor musun? Benim boynumdan çetti yani biliyor musun? Öyle zebreler yani sıkıştırdı. Bu sefer yani orada her taraf harman yani böyle birbirine ulalı yani biliyor musun? Kadınlar böyle gördü. Ulan adın üstünde deli mekes ne yapıyorsun filan dedi yani. Bu sefer düğenden
boyunduruktan çıkıverdim. Daha asabileşti yani, biliyor musun? Daha çok. Tabii eşeğe yine koştum falan. Düğenin altına atıverdi. Düğenin altında da dişim var canım yani. Falan entereceğim ben daha yani. Böyle don pantun nereden gelsin falan. Ulan öldüm öldü duran. Onlara da kızdı babam. Gençlik zamanıymış tabi. Ne bakıyorsunuz dedi. Gari uzatmalım, ben siviştim. Ben gari fırsattan kaçtım. Gari babam saldırdı geldi yani, her ne verdiyse yani. Peki tabi şu anda seyircilerimiz düveni bilmeyenler olabilir. Düven nedir? Vallahi düven yani biliyorsun yani keresteden yapılmış. Böyle çakmak taşları vardı yani, evet. İşte onlar yani böyle çakılmış. Yani böyle işte yani böyle buğdayı, arpayı yani sapı eriten bir şey, alet. Evet efendim, eskilerde düven çok önemli aletlerden bir tanesiydi. Düven öküzlerle çekilirdi. Düven tarlalardan çıkarılan buğdaylar, arpalar belli bir araziye getirilir. Tabii. Ve altlarında çakmak taşı olan taşlarla beraber bir tahtanın üzerine de bir kişi biner. Önüne de iki tane affedersiniz öküz bağlanır. Ve düven bu şekilde etrafını dönerek bu işlemi yapardı. Tabii ki babası kızdığı için Duran amca o öküzlerden bir tanesini bırakıyor ve onun yerine de Duran amcayı bağlıyor. O kızgınlıkla tabii ki yaptırmıyor belki o işi, ama onun da o kızgınlığının karşılığını da Duran amca görüyor. Sonra siviştim diyor. Eski manada Türkçe, şu anki Türkçe ile kaçtım diyor. Kaçtım Duran yani. Evet. Kaçtım yani. De hangi saatte geldiğimi bilmiyorum. Gayrı saldırmış okudu bile. Yani ananın yanında babam yani, ginersen babam babaydı be. Yani yine babadır yani, atadır yani. Ne babadır? Yani mekanı cennete. Tabii ki. Ablam bak 60 dönüm tarla var, tarlalar üstü vardı. 60 şey ben işte 51 doğumluyum. 39 sene oldu gelin olalı. Şu bir cagaz burayı şeyle aldı. Senediler, sebediler burayı. Işte vermedi. Yine de babam neydi yani? Öyle işte babayın ya. İşte. Böyle baba işte öyle olur. İkinci evlilikten olan çocukları, ikinci hanımı öyle olur işte yani. O ikinci hanımdan oldu diyorsun. Tabii. Peki size şöyle sorsam. Siz ablayı istemeye nasıl gittiniz? Nasıl bir dünürcülük vardı o dönemlerde? Kız isteme nasıl oluyordu? Onu bir bize bir anlatsanız. Valla kız isteme yani biliyorsun yani benim yani şurada emmim. Bir eniştem var yani. Hı-hı. Biliyor musun? Bir de komşum vardı yani emmim. Biliyor musun? Şey, hacı anne istemeye da. Kimler gittiler? Çolak emmim. Çolak emmim ile şey. Seydalı. Yetkin. Emine Yetkin. Onlar gittiler. Bunlar komşum ha onlar. Onlar gitti yani. Onlar şey ettiler yani. Ben zaten 34 yaşında evlendim biliyor musun? Bir siz evlenmeden önce siz evlenmeden önce tanıyor muydunuz annemi? Tanıyorum tabii canım. Benim köylüm ya. Köylüm yani. Tabii. Siz de tanıyordunuz. Tabii. Tanıyorum. Peki size dünür geldiklerinde anneniz babanız sağ mıydı? Annesi sağdı. Annem babamı bilmem. Annem sağdı. Annen sağdı. Sizi annen verdi. Annem. Peki ilk geldiğinde tamam hayırlı olsun dedi mi? Demedi. Nazlandınız mı biraz? Demedim. Siz kabul etmediniz mi? Kabul etmedim dedi. Kabul etmedim dedi. Demiyorum mu dedi? İstemiyordum, varmayacaktım. Annesi verdi. Annem verdi. Annen verdi. Siz de mecbur kaldınız. Mecbur kaldık. Annemin hatırının şey çıkmadı. Şu anda hala annemin hatırına mı evliyim diyorsunuz? Annemin hatırına, yatağı cennet olsun. Elhamdülillah, ama 39 yılda belli güzellikler içerisinde geçmiş. Geçti. Biraz böyle niye evlendim der gibi bir haliniz var ama. Ya vardı. Gönlüm yoktu. Annesi verdi yani. Öyle mi? Ben emsallığımın içinde ben para kazanıyordum. Üretmelerde 20 yıl kaldım ya. Evet. Gözlü Devlet Üretme Çiftliği'nde biliyor musun? Köyün ilk kiremitli evini ben yaptım. 1967'de. Yani siz o zaman biraz paralı biriydiniz. Paralıydım tabii. Onun için yani biliyor musun? Peki yani, demediniz mi? Vermezse vermesin ben başka birini alırım demediniz mi? Ya öyleydi yani. Hatta vardı da yani. Duydular yani başkasını evet. Alacak diye yani valla. Evet. Yani hemen olmaz deselerdi biri hazırdı diyor. Hazırdı. Hazırdı yani. Bak gördün mü? Varmayacaksın diye kendimi merdivenden falan attım. Öyle mi? Şu kaşım bile yarıldı. Varmayacaksın diye bunu. Ama siz de ben ille onu alacağım mı dediniz? Bu nasip oldu ya yani. Evet. Nasip yani bak nasip. Teyzesi babam dağmış. Teyzesi babam dağmış. Öyle mi? Nasip. Nasip. Nasip buymuş yani.
Her şey nasip değil mi? Her şey nasip. Ama şükür bak bugünlere şükür. Kadar gelmişiz. Aa, ne güzel. Sayısız şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi bir ömür, bir hikaye bu şekilde bugünlere kadar gelmiş ve devam ediyor. Bundan sonraki hayatlarında da biz gerçekten başarılar diliyoruz. Sağlık ve afiyet diliyoruz. Kendilerine ve Bayavşar'dan görüntülerimizle devam ediyoruz. Efendim Bayavşar'da bir çeşme var. Doğal şekilde akan bir çeşmemiz var. Tabii ki bu çeşmenin özelliği var. Çok önemli özellikleri var. Bu çeşmenin suyu bir harika. Bütün civardan bu çeşmeden su almak için geliyorlar. Burada da su alan bir arkadaşımız var. Efendim kolay gelsin. Sağ olun Allah'a. Su alıyoruz çeşmeden. Evet. Nedir bu çeşmenin özelliği efendim? Temiz, iyi. Ağzımızın tadıyla su içiyoruz. Kaliteli, kaliteli bir su. Tatlı su. Tatlı su. Yani... Çayımızı falan özellikle buradan evet, demliyoruz. Evet, buradan demliyoruz. İçecek suyumuzu buradan kullanıyoruz. Biz Beyşehir'den... Çevreden... Beyşehir'den geliyorum ben, pazarcıyım burada. Pazara geliyoruz, pazardan su götürüyoruz. Pazardan sadece. Buradan evet, su götürüyorsunuz. Evet. Özel siparişlerde alıyor musunuz? Bize gereken su getir diye. Ev sahibimize götürüyoruz. Evet. Kiracıyım ben, ev sahibimize götürüyoruz. Anladım, bir damak tadı mı veriyor var. Musun? Var. Var değil mi efendim? Var. Farklı. Bölgelerden, çevrelerden de bu suyu almak için gelenler Gelenler var. Çok. Hı-hı. Devamlı, boş kalmıyor yani burası. Peki bu su nerelerden geliyor? Hangi dağlardan geliyor? Onu biliyor musun? Gelen dağları bilmiyorum. Geldiğin yeri tam da çıkış noktasını bilmiyorsunuz. Evet. Bilmiyorum. Efendim gördüğünüz gibi buradaki suyumuz gerçekten muhteşem bir tatlı su. Doğal bir şekilde kendiliğinden akıyor. Ve hem bu bölgenin insanına hem de çevreden gelenlerin tamamına buradaki tatlı su imkanını sağlıyor. Kireçsiz, doğal, hakiki, kaliteli bir su. Ve burada Bayavşar'da herkes gelip buradan suyunu dolduruyor. Çilçil horazım, tavukların kocası da çilçil horazım. Sayın seyirciler, Bayavşar'ın camisi de çok eski, tarihi bir cami. Tabii ki burası çok eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Başkanımıza soracağız. Başkanım, bu caminin hikayesi nedir? Bize bir izah edebilir misiniz efendim? Şimdi Bayavşar'da bulunan bu vakıf camimiz 1261 tarihli Hızır Ali Paşa Camii. Çok eski bir camimiz, vakıflara bağlı bir camimiz. İçerisinde birazdan göstereceğiz şimdi sayın seyircilerimize. Gerçekten çok özellikli bir cami. Tabii bizler de çok eski olmadığımız için bildiklerimizi nakledebileceğim ben ancak size. Böyle. Şimdi bizim bulunduğumuz bölgenin hemen caminin arka tarafına Kabağaç bölgesi diye vatandaşta söylenir. Bu bölgede eskiden çok büyük ağaçların olduğu ifade edilir her zaman için. Eşrefol Camisi yapılırken bu bölgedeki ağaçlardan faydalanılmış. Bu camide kısmi eşrefolünün minyatürü şeklinde o tarihte çalışan insanların burada ibadeti için yapıldığı falan söyleniyor. Bunlar rivayet ama çok eski tarihi bir camimiz yani. Evet. Efendim bakalım bir de camimizin içine girelim ve camimizin özelliklerini sizlerle paylaşalım. Tabii ki biliyorsunuz Beyşehir'de çok eski tarihlere uzanan Eşrefoğlu Camii var. Eşrefoğlu Camii tamamıyla ağaçtan yapılmış. Başkanımız da ifade ettiği gibi bu bölgeden de bazı ağaçlardan da faydalanıldığını söylüyor. Bakalım içeride ona benzer ne tür işlemler göreceğiz. Efendim buyurun, şu anda camiye giriyoruz. Bakalım camimizde nelerle karşılaşacağız. Tabii efendim bu tarihi camilerimiz de hakikaten bazen de özenli bir şekilde tamirat yapılması da gerekiyor. Burası da vakıflara ait bir cami. Buranın da tamiratının belli bir miktar yapılmasına da ihtiyaç olduğunu biz burada da görüyoruz. Sayın Başkanım, gördüğümüz gibi yukarılarda olsun, pencerelerde olsun bazı tamirat yapılması gereken evet. yerlerin de olduğunu evet. gördük. Burası 1200'lü yıllara ait. Çok Tabii, eski bir çok cami. Eski bir camimiz. Vakıflar da herhalde burası değil Şimdi mi? Şimdi burası Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ait bir cami. Bakıma da ihtiyacı olan bir camimiz. Biz Bayavşehir Belediyesi ve Cami Derneğimiz olarak bu sene pencerelerini yapmayı biz üstlendik. Ve gördüğünüz şu pencerelerimiz, 12 adet penceremizi Bayavşehir Belediyesi ile birlikte Cami Derneği olarak bizler karşıladık. Ama tabii ki genel bakımını
bir belediye olarak bizim bunu üstlenmemiz ve altından kalkabilmemiz çok zor. Şu anda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde camimizin her türlü projesi, bakım, onarım, tamirat projesi yapılmış. Hazır bir şekilde sadece bütçe ayrılması bekleniyor. Ben buradan yetkililerimize de sesleniyorum. Böyle ecdat değerlerimize kaybetmeme adına lütfen buralara da bir miktar ilgi gösterilmesini ben özellikle kendilerinden istirham ediyorum. Bu da çok önemli. Efendim başkanımızın dileklerine biz de katılıyoruz. Gerçekten böyle muhteşem eserlerin de bakımının kısa zaman içerisinde yapılması gerekiyor. Bu yapımlarının, bakımlarının yapılabilmesi için de zannediyorum vakıflara da görev düşüyor. Onların da bu konuyu ciddi bir şekilde ele alacaklarını umuyoruz. Efendim Bayavşar'dan görüntülerimiz devam ediyor. Merhaba, ben Sevgi Doğan Gönül Özdemir, Bayavşar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürüyüm. Bugün buraya Konya TV Köy Odası Programı ekibi köyümüzü tanıtmak üzere buraya geldi. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi hocamızı tanıyalım, bir de burada neler yapılıyor, kızlarımıza ne tür eğitimler veriliyor, kendisinden bir dinleyelim. Ben Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğretici olarak çalışan Ayşe Uz. Yöremizde Bayavşar'da olan yemeklerimizi yapıyoruz. Kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz kaybolmasın diye onlara önem veriyoruz. Burada güzel yemekler görüyoruz. Evet. Bunun adı neydi? Burada bugün pırasalı, kıymalı pırasalı börek yaptık. Yöresel. Evet, yöresel. Ve Can Kurtaran diye bir pastamız var. Çok ilginç bir ismi var. O da güzel, hem maddi olarak bütçeyi sarsmıyor, hem de çok pratik olarak yapılıyor. Yöremizde beslenen hayvanlarla yapılan kavurmamız var. Ayrıyetten helvamız var. Bu helva da çok güzel tad olarak tatacaksınız inşallah. Çok farklı bir helva bu. Evet, görünüşünde pekmez olarak düşünüyorlar. Fakat bunu unu çok güzel olarak kavurduk. Bir miktar süt ve su koyarak şeker kavurduk. Pekmez var. Pekmezimiz yok içerisinde. Pekmezli gibi görünüyor. Evet, pekmezli gibi çoğu gözüküyor ama şekilde. Evet. En sonunda kavurduktan sonra süt ve şekerini döküyoruz. Yağını koyuyoruz. Çektirdikten sonra da cevizi sıvı yağla az kavurup tekrar içine harmanlıyoruz. Evet, süper bir şey. Ben Arife Geçme. Bizim düğünlerimiz eskiden gelin kızlarımız böyle giyinirlerdi. Bunlar da kız arkadaşlar olurdu, kız başlar olurdu. Gelini böyle cigayla file düzerdik. Bu yöresel kıyafeti biz sandıklarımızdan çıkardık. Şimdi kızlarımıza diktirmeye başladık. Bu kıyafeti biz Bayavşar kasabasında yeniden canlandırmaya başladık. Yani güzel bir kıyafet, güzel bir yöresel kıyafet yani. Avşar Türklerinin kıyafetidir. Geçen yılda Mevka'nın açmış olduğu bir kursumuz vardı. Bütün masrafları Mevka karşılamıştı. Orada da bayağı bir katılım olmuştu Bayavşar kasabasında. Yani o işleri de Mart ayında sergilemiştik. Hani öğrenci yaptıkları işleri de satabiliyorlardı. Meslek edindiler. Bazı öğrencilerimiz tekstil fabrikasına girdiler. Yani bu yönden de faydalı bir kurs olmuştu. Çorap işçiliğiyle ilgili bize bir bilgi verseniz, nasıl tabii. Bir işçilik yapıyorsunuz? Buyurun. İşçilik bu fabrikadan direkt böyle burun açık geliyor. Bunu ovalık dediğiniz makinede dikiliyor, bunu kapanıyor. Ondan sonra tekrar eşleniyor. Bunu bayanlarımız, çocuklarımız evde yapıyor. Siz İstanbul'dan bu malzemeleri getiriyorsunuz, evet, arızalı tabii, malzemeleri. Tabii, arızalı burada geliyor. Evlere dağıtıyorsunuz değil mi efendim? Evlerde tabii. Bayanlar, erkekler, boş duran kim varsa. Fark etmiyor, bayan, çocuk, erkek evet. Hepsi çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bir ekmek parası kazanıyorlar. Tabii. Bu tamiratlar yapıldıktan sonra size tekrar dönüyor. Dönüyor, böyle etiketleniyor. Ha, bu şekilde, hazır hale getiriyoruz. Bundan sonra satıyoruz. Şimdi tabii ki böyle. Şu anda bizi seyreden evet. Vatandaşlarımız bu malzemelerin artık sağlam mı olduğunu herhalde yok, ikinci kalite olarak düşünüyorum. İkinci kalite olarak düşünüyorum evet. Peki bu pakette kaç çorap var? 12 tane bir düzene. 12 çorabı piyasada evet. Biz kaça satın alıyoruz? Ya şimdi çorabına göre 1 lira iyileri, normalleri 500.
Yani 50 kuruş. Hı hı. Piyasası böyle. Şu 12 tane çorap. Evet. Ben almak istesem kaça alıyorum? 5 lira. 5 liraya alıyorum. 5,5 evet lira. Efendim. Görmüş olduğunuz gibi evet. Fabrika atıklarından elde edilen bu tür çoraplar, arızalı olan çoraplar Bay Avşarlı esnaflar tarafından buraya getiriliyor. Ve burada da evlere dağıtılıyor. Evlerde yapılan tamir, bakımlar yapıldıktan sonra da Bay Avşarlı vatandaşlarımız burada paketleme yapıyorlar. Ve artık bu çoraplar pazara iniyor. İkinci sınıf malzeme olarak satılıyor. 12 tane çorap 5 liraya satılıyor. Ve bu çoraplar da hem piyasaya katkı olarak girmiş oluyor. Hem de Bay Avşar'ın bir ekmek parası olarak sofralara yansıyor efendim. Tabii bu çoraplar yapıldıktan sonra bu işin bir de pazar var. Bu pazarda satmak da çok önemli. O da bir esnaflık istiyor. Efendim siz zannediyorum pazarlarda bu çorapları satanlardan birisiniz. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 25-30 yıldır yapıyorum. 25-30 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde paketlenmiş olan çorapları pazarlarda satıyoruz. Ve bunları herhalde güvenli bir şekilde veriyoruz. Çünkü burada çok önemli çalışmalar yapılıyor. Tabii güven sakat çıkar ama bunlar aha, ucuza geliyor. Ucuz yollu veriyoruz müşteriye. Ucuz yollu veriyoruz. Peki şurada kaç çorap var efendim? 12 tane. 12 çorap. Kaça veriyoruz pazarda? Pazarda 750, 500, 1 milyon hı-hı, malına göre değiştiriyoruz yani. Vallahi ya büyüklüğüne, küçüklüğüne tabii, göre değişebiliyor. Antalya'ya göre değiştiriyoruz. Genelde hangi pazarlara çıkıyoruz? Nerelere gidiyoruz? Burada 3-4 pazara çıkıyorum. Karaağaç, Derebıcak, Şehirişehir, Beyşehir çıkıyoruz. Genelde belde, taşra pazarlarına tabii, evet, çıkıyoruz değil mi efendim? Evet. Evet. Peki efendim bize söyleyeceğiniz başka ne olabilir? Size söyleyeceğim Mevla, teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Estağfurullah. Burada Gölhisar'da bir Tunca Taşkın var. Ona özellikle selam söylüyorum. Aramıyor, darılıyorum. Abi dostunuza da buradan selam gönderiyorsunuz. Selam efendim evet, buradan selam da gönderiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu çorapları da pazarlarda güvenle satıyor beyefendi. Buradan da bir ekmek parası kazanıyor. Efendim şu anda bir eve gelen çorap bir evde, bir ev atölyesinde nasıl bir işlem görüyor onu seyrediyorum. Hayriye bir günde sana düşe, hayriye hayriye sallanda gel beriye, hayriye sallanda gel beriye, hayriye yoldan aşan yollar bizimdir.